Kendilerine yeterince saygı duymayan bireyler hamaset edebiyatları ile sahte öz saygı, kolektif narsisizm ve hayali gerçeklik dünyası edinirler. Silik ve edilgen kitleler bireysel yeterlilikten yoksundurlar. Böyle kişiler ırklara, mezheplere, kabilelere ya da bir takım ideolojilere dört elde sarılırlar. Böylece kaybolmaya mahkum sahte özgüven ve kırılgan öz saygı kazanırlar. Pısırık bireylerden müteşekkil kalabalıklar özgüvenlerine kaba kuvvet kullanarak sergilediklerini düşünürler. Şiddet olaylarında zayıf karakterli kişiler saldırganlık sergileyerek kendilerini önemli, güçlü ve etkili hissederler. Ellerinden tek gelen de budur. Aşağılık duygusu yaşadıkları kişileri, toplumları, ülkeleri kötüler, onları şeytanlaştırırlar ve daima nefretle nefes alıp vererek kendi varlıklarını onarırlar. Bazı politikacılar bilinçli olarak topluma yapay özgüven pompalarlar. Bunun için tarihin derinliklerinden çeşitli seçilmiş zaferleri köpürtürler, bazı güncel olayları çarpıtırlar, sahte kahramanlıklar uydururlar, hedeflerine yönelik komplo teorilerini harlarlar ve hamasi edebiyatlarla gaz vererek saman alevi türünden sönüverecek özgüven aşılarlar. Kitle güdücüler sahte özgüveni şiddet üretmek için kullanırken edilgen kalabalıklar saldırgan davranarak özgüvenlerini sergilediklerini ve güçlü kişiliklerini ortaya koyduklarını sanarlar. Sein so wie zeigen, soll vor sich hertragen und wir erinnern in unserem Zeichen wieder siegen. Adolf Hitler gençlere şöyle seslenmiştir. Alman gençliği, biz sizin sert olmanızı istiyoruz. Kendinizi sert hale getirin. Şımartılmış çocuklardan, ana kuzularından fayda gelmez. Özgüven ve yeterlilik sanılan bu tür bir tutuma zorlanan çocuklar, parti örgütlerinin çocuk ve gençlik kollarında değerli vatandaş olarak kabul görürler. Kendilerini üstün olarak konumlandıran bu kişiler, yeterlilik duygularının sahteliğinin farkında değillerdir. Gençler kendilerine içi boş göz saygı sunan Nazi yöneticilerine bu şekilde sımsıkı bağlanıyorlardı. Sahte ve içi boş özgüvenle doluyor, karşılığında acımasız robotik militanlara dönüşüyorlardı. Ne var ki toplumlar kısa vadede siyasetçilerin onlara sunduğu yalancı özgüven ve narsisizmi de kendilerinden geçseler de uzun vadede değersiz bir yığın olarak yollarına devam ederler. Onarıcı ve geliştirici bir lider, takipçilerinin her açıdan yükselmesini ister. Onların öz saygısını yükseltir. Bununla birlikte kendi öz saygısı ve kendine duyduğu sevgi de yükselir. Öz saygısı yüksek bireyler ve bu bireylere saygılı davranan liderlerden oluşan topluluklar huzur içinde yaşamaya daha yatkındır. Lider kendini özel bir kahraman olarak değil, toplumdan biri olarak görür. Toplum ise kimseyi tanrılaştırmaz, önder olarak seçtikleri kişileri sorgular ve denetler. Halkı sürü olarak görüp manipülasyon yaparak sahte özgüven pompalayan liderler uyuşturan hayaller pazarlarlar. Geçici rüyalarla kalabalıkları avuturlar. Gerçek özgüven sunmak isteyen yöneticiler ise toplumun tüm bireylerinin her açıdan yükselmesi için çabalar ve modern çağın gereklerine uygun, ayağı yere sağlam basan hedefler için toplumla birlikte çalışırlar.